Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Yarın nikahımız var Allah nasip ederse, değil mi? Evet. Allah'ın izniyle yarın nikahları kıyılacak Arif'in ve Muteber'in. Bak gözüm parladı bir anda. Evet abla. Ha? Evet. Mutluyuz. Ali amcacığım nasılsınız? Çok iyiyim şükür ya. Sevdiniz mi damat beyi? Müstakbel ya, damadı. Ha? Biraz işte. Biraz. Oo, çok güzel. İyi çocuk muymuş? Hı? Nasıl bir çocukmuş, delikanlıymış? Valla şimdiye kadar bir şey yok. İlerledi, zaman gösterir onu. Ama bir kalbin ısındı mı? Ha, ısındı ama benim şeyimi kazanırsa her zaman yanındayım. Ha, baş tacı. Ha. Nasılsınız Arif? Ne yaptın, her şey güzel. Kanka izliyormuş. Vallahi bak geçen haftadan buralara geldik ya. Mucize sevgili seyirciler. Şimdi sürpriz bir konuğumuz var. Kim gelebilir Sürütüyor'ya? Kim mi? Biri gelecek buraya. Ya bilmem ben kim olacağım. Muteber? Bilmiyorum. Sürpriz bir isim. Bilmiyorum abla. Biz de bekliyoruz sabırsızlıkla. Arif'in annesi olabilir. Başka? Muteber'in annesi olabilir. Kim olabilir Ali amca? Ya onun ailesinden biri olabilir. Ha? Onun ailesinden, Arif'in ailesinden biri olabilir. Aile üyeleri olabilir. Ama yok, ben bu konuda özverisi olan biri geliyor sevgili seyirciler. Kim? Vallahi muhtar. Yerköy ilçesi 60 evler muhtarı İbrahim Aslan geliyor alkışlarla. Buyursunlar. Yozgat Yerköy 60 evler muhtarı İbrahim Aslan. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir program sunduğunuz için ATV'ye ve Esra Ürel'e teşekkürler ederim. Ben teşekkür ederim. Bunu Yozgat Yerköy Şehit Dernek Başkanı Sayın Ahmet Kepir Beyefendi şehitler ailesi adına size hediye sunuyorum. Ay, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Buyurun. Muhtarım hoş geldin. Merhaba kızım. Gel Arif gel. Korkma Arif korkma. Muhtarım hoş geldin. Her şey için çok sağ olun muhtarım. Sağ ol. Aa, çok güzel bir saat. Teşekkür saatmiş. Ederim sağ ol. Eniş. Sen buna kefil misin? Esra Hanım. Ha? Ali Arif'e kefil misin Arif'e? Arif'e kefil miyim? Evet. Şimdi önce şunu bir gösterebilir miyim vallahi? Yerköy Şehit Aileleri Derneği'nden gelmiş başkana da sevgilerimi iletiyorum. Kalbimizde, gönlümüzde taşıyoruz sizi. Sağ olun, var olun. Şimdi Muteber'e ne kadar kefilsem Arif'e o kadar kefilim. Arif'e ne kadar kefilsem Muteber'e de o kadar kefilim. Arif Bey'in ailesiyle sizin tasfiyenizle tanıştık. Yerköy'e geldiler Samsun'dan, Havza'dan. Oturun İbrahim Bey bak. Yerköy'e geldiler. Buradan da Ali Bey'i siz gönderdiniz. Evet. Orada tanıştırdık. Allah razı olsun, çok kıymetli, değerli bir insanlar. Arif'e ben de kefilim. Benim anam Trabzon Çaykara'dan. Bunlar benim dayılarım olur. Karadeniz benim dayılarım olur. Efendime söyleyeyim. Orada Ali Bey'le tanıştırdık. Sağ olsun Ali Bey de bizi de kırmadı. Biraz da hüzünlendi, ağlandı bizim. İbrahim Bey çok özür dilerim. Ceketinizin yakalarını siz mi yaptınız öyle? Yok. Bir şey olmaz. Dur o bir şey. Hayır böyle yapayım evet, tamam. Ki. Orada önce dedim modeli mi? Sonradan. Evet, sağ ol. Çok güzel oldu şimdi. Orada siz aileye kefil. ATV ekibi de Yerköy'e geldi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bu Samsun'da Arif'in amcaları ve muhtarımız da geldi. Allah razı olsun. Bunları karşıladık, misafir ettik. Çok memnun kaldılar. Ali Bey de çok güzel karşıladı. Adamlar dünür oldu. Ali Bey de verdim dedi, hayırlı olsun dedik orada. Bütün muhtarım en önemlisi neydi biliyor musunuz? Her iki tarafında birbirleriyle ilgili çok büyük bir ön yargısı vardı.
Kafalarında belli yargılar, belli kalıplar vardı. Onun dışında düşünemiyorlardı. Biz o insanları, siz Yozgat'ta, bizler buradan gerekli ulaşımı sağlayarak onları bir masaya oturtup konuşturmayı başardık ya. Bütün düğüm ondan sonra çözüldü. Onu başarmak size ait. Allah razı olsun. Yani çok çaba gösterdiniz. Yani yoksa yani bir tehlike olabilirdi. Allah razı olsun. Gerçekten. Erken önüne geçildi. Sevgili yalnız, seyirciler bakın. Ali yani... Bey de aynı en iyini kaybetmiş kurt gibi bir gitti şeye Samsun'a. Oradan çıktı. Geldi Yerköy'e. Yani çocuğa ulaşamıyor. Yani adam ciğeri yanıyor, dolanıyor. Oradan geldi Tekirdağ'a. Allah razı olsun ki siz en son buraya alınca. Şimdi öfke... Yani öfkeyi... Kontrol edilemiyordu. Edilemiyordu. Evet. Ne, Ali amcanın öfkesini kontrol ettim. Bu konuda kendime çok güveniyorum. Allah razı olsun. Yani Ali'nin öfkesini kontrol etmek çok büyük başarı. Ali amcanın öyle bir kaygısı vardı. Ama şimdi kuzu gibi oldu. Allah razı olsun. Çok iyi oldu. Çok şükür. Ben Muhtemel, böyle bir heyecanlı mısın bugün? Nasılsın? Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım hem de. Evet, bugün bir değişiksin sen. Hı. Hani yarın nikah var, Muhtar Bey geldi. Şimdi şahit olacak mısınız? Yozgat'ın selamı var. Ay aleyküm selam. Yerköy'ün selamı var. Aleyküm selam. Çiçek Dağı, Köseli kasabası Yerköy'le iç içe. Hepsinin selamı var. Aleyküm selam. Ben yalnız de buradan sevgilerimi iletiyorum. Küs değildi, hafif kırgın. Niye? Ya bu köy mü dediğinde burada Ali Bey koymuş, burada koy. Ama bir saniye, anonsumda ne dedim? Yerköy ilçesi dedim. Evet, teşekkür ne ederim. Ne oldu muhtarım? Oldu bitti, sağ olun, Allah razı olsun. Ya yalnız bir şey söyleyeyim. İbrahim Beyciğim, ben şöyle söyleyeyim. Dedim ki işte kim gelmiş olabilir? Anneler gelmiş olabilir, aile yakınlarından biri. Evet. Sonra dedim ki nikah şahidi olacak deyince bütün stüdyo ne dedi biliyor musun? Muhtar geldi dedi. Herkes sizi dört gözle bekliyordu burada. Allah razı olsun, sağ olsun eş dost. Yalın sen o gün dedin ya televizyonlar kilitlendi, evet. Telefonlar kilitlendi, efendim internetler kilitlendi. Yalnız onları da ben okuduğum zaman işte Yerköylü inatçı falan da herkes de bir şey söylemiş ama en sonunda böyle olunca güzel oldu. Yerköylü inatçı değil. Bravo. Yerköylü yapıcı. Bravo vallahi. O ATV ekibi de geldi oraya işte. Bu hürmetimizi yaptık. Samsunlular da geldi. Allah o muhtara razı olsun. Da bağlanabilirsin. Onlar iyi insanlar. Bak muhtarım gerçekten hani tatlıya bağlandı. Ali amca dedi ya tamam affettim dedi. Bizim için artık. Yalnız sen Yerköy'e bir park yapman lazım. Yerköy seni yaparım affetmesi ya. Için. Yerköy seni affetmesi için bir park yapacağım. Hayır beni niye affetsin Yerköy? Yapacağım. Yerköy'ünü seni... Yozgatlı seni baş tacı. Evet. Zaten seviyor. İbrahim amca Yozgat bana niye küsmüş ki? Ya bu işte köy mü işte bu inatçı minatçı demelerinden. Ah muhtarım. Atlıçevler dedi ki Esra Erolas kucak dolusu selam. Yalınız bizim mahalleye bir park yapsın dediler. Çocuk parkı mı? Çocuk parkı. Çocuklar ya parkımız yok. Okulumuz yok. 3 kilometre çocuklar yayan gidiyor kışın çamurda anneleri götürüyor. Geri geldi seni öğlenden sabah götürüyor. Vallahi yolu karayollarımız yapacak muhtarımız ya söyledi. Bu, park benden. Bak bu sağ ol Allah razı olsun. Park benden çocuklara. Yalnız Esra Hanım bu iş adamları hep sana yardım ediyor. Bu okulumu yaptınlar. Okul yok 3 kilometre çamurda gidiyorlar. Her gün sana hediye veriyorlar sana Allah razı olsun. Bugün tamam. De de ki muhtarımın okulunu yapın iş adamları de. Tamam şimdi o zaman şöyle köyümüze değil ilçemize. İlçemizde bu köye dilin kayıyor. Yerköy. 60 ev... Dilini vurgulayacağım. 60 evlere bir okul lazım. 60 evlere bir okul lazım. Park lazım. Park lazım. Yürüyüş parkı park. Bir de yol lazım. Bir de yol lazım. Bu yolu Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan, Cumhurbaşkan Yardımcımız Fuat Oktay'dan yardım istiyorum. Yardım. Bu... Ya... 9 mahallemiz yapıldı, 5 tanesi kaldı çamurun içinde. Hanımlarla her gün böyle okula çocuk gidiyor, zabalen bırakıyor, getirme çamaşırı yıkıyor. Zabalen yine öyle. Muhtarım hem insan ilişkilerinde çok iyisiniz hem yoldan de siyasetçiler. Gerçekten merak ediyorum kaç yıldır muhtarlık vallahi yapıyorsunuz. Vallahi alkışlıyoruz yoldan sizi. Yoldan geçemiyorlar çocuklar. Çocuklar ve kadınlar. Çocuklar, hanımlar sabahleyin çocukları götürüyor, yoldan geçiriyorlar. İnan geçer. İbrahim abicim ben... Benim marketim var, görüyorum. Yardımcı oluyorum. İnan böyle her okulun
tatilinde, bayramlarda oraya... Altada bir yazın. Şeyi çıkarırım Yozgat, böyle. Yozgat, Yerköy, 60 evler muhtarımızın istekleri diye de evet, evet. bir gözüksün. Okul lazım, park lazım, bir de yol lazım. Yol... Yarın da nikah yapacağız. 9 mahalle yapıldı, 5'i kaldı Esra Hanım. Tamam İbrahim yani abi. Yani bu bir günlük sorun değil. Yani anladım. Devlet büyüklerimden rica ediyorum... İstirham ediyorum, bir günlük sorun değil. Bu sorun 1945'te ilçe oldu. Tamam, İbrahim amcacığım. Yumaklana, çocuklarsa herkesin canı feda, bu kadar. Bunun üzerine bir daha söz söylenmez. Yani o çocuklar okula gitsinler de, koşarak gitsinler. Yolu da, parkı da, zaten online hanım, eğitim. Hanım bulaşığını mı yıkasın? Çocuğu bırakıyor, geri geliyor, geri öğlenden sonra geri alıyor, geliyor. Yani inat, tamam. Sıkıntı 3 kilometre. Tamam. Şehitliğimiz var. Şehitlerimize Allah'tan Hayır. rahmet, yattığı yer cennet mekanı olsun. Amin. Ya bizim şehitliğimizde 41 tane şehidimiz var, 19 tane gazimiz var. Bütün şehitlerin annelerinin, babalarının ellerinden öperim. Sevgiyle öpüyorum hem de. Sevgiyle öpüyorum, eğiliyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyor. Bu mahallelerin yapılması lazım. Bu, komşular perişan oldu. ATV ekibi de geldi. Orada çekim yaparken tozun dumanın içinde kaldılar. Gördün buradalar. Tamam İbrahim amca, bundan sonra süreç ben de Allah nasip ederse ne yapabiliyorsam. Şimdi bu tamam mı? Türkiye'de 53.278 muhtar arkadaşıma da selamlar olsun. Aa, selamlar sevgiler olsun. Hepsine. Sevgiler, selamlar. Bizim kendi köyümüzde, Kumluca köyünde. Evet. Biz... 3 tane şehidimiz var. Ay. Birisi benim kayınım, birisi bacanağımın oğlu, birisi de akrabamız. 3 tane. O 41'in 3'ü. Allah geride akrabamız. Kalan analarına, babalarına, sabırlarına en büyüğünü versin. Çocukları varsa, eşleri varsa Allah sabırları da versin. Şehit Derneği'nden de almış olduğum hediye de beni de çok onurlandırdı. Çok teşekkür ederim. İbrahim abicim, siz ayakta olduğunuzda ben de tedirgin bir oluyorum. Bir daha 14 muhtara da selamlar olsun. Hepsine ayrıyetten. Buradan sevgiler, selamlar. Sevgiler, selamlar. Gidelim mi Muteber'le Arif'in düğün hazırlığına? Sevgili seyirciler, Muteber, herkes şunu merak ediyor. Bu nikah kıyılacak mı? Muteber gelinlik giyecek mi? Ali amca dedi ki o gelinlik giyilmeyecek dedi. Yok. Neler oluyor? Bu hazırlıklarda neler yapılmış görelim. Ne giyiyormuş Muteber Hanım? Elbise giyiyorum. Elbise mi? Ay, babana öyle mi dedin? Elbise mi dedin? Ali amca, güzel olmuş mu? Olmuş, olmuş. Güzel olmuş. Olmuş. Yakışmış değil mi? Hadi bakalım yarına. Allah nasip ederse nikahımız var. Heyecanlı mısınız? Çok. Bir Arif'e dedim ki biraz önce tanıtımı izlerken birbirlerine bakmadılar dedim. Küs müsünüz? Yok, hayır. Ha, Allah korusun. Yok, küs değiliz. Vallahi kafalarınızı tokuşturuveririm şöyle. Böyle tokuştururum o kafaları, kavga ederseniz. Artık bu gece böyle güzelce dinlenin. Muhtar Bey de geldi. Nikah şahidi olacak Allah nasip ederse. Sevindiniz mi Ali amcacığım muhtarınızı görünce? Tabii sevinmez olur mu ya? Paylaşımlarınız oluyor tabii ki. Yarın nikahta görüşmek üzere Arif'i, Muteber'i, Ali amcayı ve muhtarımızı alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun.